Karpuz kabuğundan gemiler yapmak mekanı yıkılıyor. Rahmetli Ahmet Uluçay arkadaşımın filmine mekan seçtiği güzel, bir o kadar da tarihi mekan, işler acısı bir durumu yaşıyor. Ahmet Bey gibi artık o da onun arkasından mezara gitmek için ecelini bekliyor. Tarihi bina her taraftan kuşatılan bir esaret yaşıyor. Şimdi ayakta ama buna ne kadar dayanabilir? İnsaf sahipleri bir an önce bunu esaretten kurtarmalıdır. Neden böyle mirasiyeti bir millet olduğumuzu anlamak mümkün değil. Avrupa'da sanatkarlara ait en küçük hatıralarını korumak için azami gayret gösterirken, mekanlarını ebedileştirirken biz sanatkarlarımızın göz nuru eserlerini tahrip etmekten zevk alıyoruz. Allah aşkına bu kadar mı zalim, bu kadar mı mirasiyeti olunur? Çektiğim fotoğraflarla filmdeki yaşanan bina arasında bu kadar mı hazin bir fark olabilir? Filmi seyredince binanın şu an düştüğü mahzun hale, o zamanki gençliğine ne kadar zıt düştüğünü anlayacaksınız. Senelerin onu ne kadar çabuk ihtiyarlattığını anlayıp üzülüyor kalbi olanları. Üzüyor kalbi olanları. Filmin çekildiği alandaki güzelliğiyle görmek herhalde Uluçay'a yapılacak en büyük saygı ve sevginin tezahürüdür. Onu muhafaza etmeliydi. Birçok mekana Ahmet Uluçay ismini verildi. Ama onun gözü gibi baktığı ve filmin hatırası tarihi bir bina yıkılmak üzere ecelini bekliyor. Ha yıkıldı ha yıkılacak. Onu öyle görmek beni de yıktı ve hüsrana uğrattı. Memleketi olan Tavşanlı'da sinema yokken film senaryosu yazan ve onu hem de yöneten arkadaşımızın bu hatırası ne yazık ki yok edilmek üzere. Demek ki biz ona hakiki sahip çıkmıyoruz. Onun gibi nice eserler ayakta duramaz halde. Beldemiz bir Beypazarı, bir Safranbolu, bir Kastamonu olabilecek kadar tarihi binaya sahip. Zararın neresine dönülürse kârdır. Bunu organize edecek akil insanlar da var hamdolsun bu memlekette. Bir an önce bu aymazlığa son verilmesi için faaliyete geçilmelidir. Evin karşısında karpuz sergisine mekan olan binanın durumu da ondan aşağı kalacak durumda değil. Altında karpuz sergisi açılan ağaç da kesilirse, Ahmet Uluçay'ın hatırasına bütün ihanet edilecek. Ahmet Uluçay'ı filmin çekildiği yerde çok zaman rastlamış, hatırasını o mekanın her zerresine ne kadar çok sindiğini görmüştüm. O mekandan geçerken hep onun aziz hatırasını canlandırıyor. Karpuz kabuğundan gemiler yapmak filmi onca aldığı ödüllere takdir görürken filmin çekildiği mekanların düştüğü durum işler acısı. Böyle mi olmalıydı? Başka şehirlerden ziyarete açık tutulsa, bir alan gibi muhafaza edilse, kutsal bir alan gibi muhafaza edilmeli değil miydi? Bir an önce buna el atılmalı ve tarihin ve sanatın ruhu azap içinde bırakılmamalı. Can çekişen eserlere can suyu verip tekrar diriltmelidir. Bilhassa bu konak tekrar diriltilmelidir.